1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mutluluklar kıymetli izleyenlerimiz, Sanal Elbiseniz ekranlarında Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda önemli bir konu yine ele alacağız. Evet, kilolarımızı nasıl muhafaza edeceğiz? Pandemi dönemindeydik. Pandemi döneminde aldığımız kiloları nasıl vereceğiz? Ve güler yüzlü ve mütevazı kişiliğiyle diyetisyenimiz Büşra Çengel bizlerle birlikteler. Merak ettiğimiz tüm sorularımızın cevabını Büşra diyetisyenimizden öğreneceğiz.
Peki ilk sorumuzu soralım. Pandemi döneminden çıktık, kilolar aldık. Peki bu kilolar nasıl verilecek? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Evet, bir pandemi sürecinden çıktık ve pandemide kilolar alındı. Çünkü insanlar evdeydi, hepimiz evdeydik ve evde sürekli aslında insanlar kendisini yemeği verdi. İşte pideler yapıldı, ekmekler yapıldı. Aslında bunlar sağlıklı şeyler tabii, evde kendi üretimimizi yapmamız, fakat bunun fazlası bize kilo olarak dönüyor. Çünkü kişiler sürekli durmadan bir şeyler atıştırma ihtiyacı hissediyor can sıkıntısından dolayı. Peki bu kilolar nasıl gidecek şimdi? Şöyle, öncelikle kişiler mutlaka ilk aşamada kan tahlili yaptırmasını öneririm. Dahiliye doktorumuza gelip kan tahlili yaptırıyoruz. Çünkü bu dönemde aslında kişinin farkında olmadığı hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Kolesterol seviyemiz arttı, belki de kan şekeri düzeyimiz arttı, diyabete olan eğilimimiz artmış olabilir, tansiyon sıkıntımız artmış olabilir. Çünkü pandemide ziyade aslında bir stres de yaşadık bu dönemde. Hem yemek hem stres birçok hastalığı tetikleyebilir. Bu sebepten dolayı ilk istediğimiz şey dahiliye doktorumuzun yapmış olduğu bir kan tahlili, kan tetkiki. Sonrasında onu o tahlile göre uygun bir beslenme programı oluşturuyoruz. Peki bu beslenme programı nasıl bir içeriğe sahip olması gerekiyor? Aslında bunu biz kişiye göre yapıyoruz, fakat genel bakış anlamında kişinin eğer diyabet gibi bir hastalığı varsa, tansiyon gibi bir hastalığı varsa ilaçlarıyla birlikte bunu birleştiriyoruz. Çünkü birçok besin ilaçla etkileşime girebiliyor. Kişiler yanlış diyet sonucu birçok hastalığa yakalanabiliyor veya kas kaybı yaşayabiliyor. İstediğimiz durum aslında bizim yağ kaybı. Çünkü kas kütlemizi kaybetmemizi istemiyoruz. Şu olabiliyor maalesef Büşra Hanım. Sanki aç kalmakla kilo verecekmiş. Kesinlikle öyle de düşünülüyor. Veya şu an internete yazsak bile diyet listesi, birçok diyet listesi çıkıyor. Evet. Fakat bunlar son derece sağlığı riske atacak listeler. Çünkü kişiye uygun değil. Kişi kendisini aç bırakıyor, ekmek tüketmiyor, yanlış yollara başvurabiliyor. Bu sebepten dolayı sabah sağlam bir kahvaltı şart. Kahvaltıda mutlaka yumurtamızı, peynirimizi tüketiyoruz. Eğer herhangi bir sağlık sorunumuz yoksa tabii ki. Yine 2-3 dilim veya kişiye göre 1-2 dilim de olabilir. Tam buğday, tam tahıllı ekmeklerimizi tüketiyoruz. Ara öğün yapıp yapmama sorusu çok geliyor. Ara öğün yapalım mı, yapmayalım mı? Bu aslında kişiye göre değişiyor, ara öğün planlama şeklinde. Yani kişinin diyabeti varsa ara öğün yapmasını istiyoruz. Fakat herhangi bir sağlık sıkıntısı yoksa veya ben çok yoğun çalışıyorum diyorsa ara öğün yapmasına gerek yok. Ara öğünde taze meyve, yanında birkaç kuru yemiş olabilir. Galeta peyniri olabilir, ayran bulundurabiliriz. Böyle minik atıştırmalıkla bir sonraki öğünde daha az yemek tüketimini sağlayabiliriz aslında. Evet, tabii siz o süreçte bayağı bir yoruldunuz. Neden? Çünkü online sistemiyle hizmetinizi evden verdiniz. Peki biraz da online sistemle ilgili dekanları başındaki izleyenlerinizi bilgilendirebilir miyiz? Allah Hastanesi'nin önemli bir projesiydi. Evet. Tüm sağlık çalışanlarımız çok özveriyle çalıştı zaten bu dönemde. Öncelikle tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Biz de bu dönemde gelemeyen hastalarımız için, çünkü bu dönemde herkes evdeydi, online sistemi geliştirdik. Peki online sistem nedir? Aslında diyetisyeniniz size geliyor. Çok kolay. Ve kişi eğer çok uzaktaysa veya benim bebeğim var gelemiyorum diyorsa diyetisyeniz direkt sizin cebinize geliyor aslında. Bu nasıl oluyor? Hastaneye geldikten korktu insanlar. Tabii korktukları için de bir yandan diyetten de mahrum kalmamaları için, çünkü bu dönemde aslında beslenme son derece önemli olduğu için zayıflatmaktan ziyade bağışıklığı güçlü tutup bu dönemde özellikle diyet listeleriyle direkt online olarak kişileri görüntülü olarak arıyoruz bu dönemde. O şekilde muayene ediyoruz. Ben onlara nasıl tartılması gerektiğini, nasıl ölçüm alması gerektiğini anlatıyorum ve tamamen konuşa konuşa diyet programını oluşturup kendisine ulaştırıyoruz. Bu WhatsApp üzerinden olabiliyor, e-mail yoluyla olabiliyor. Kişi nasıl rahat ediyorsa. Aslında tam bu dönemde de bu çok kolaylık, çünkü bu dönem herkes bayram için şu an memlekete gidiyor. Tatillere gidebiliyor. Ve diyetini yarım bırakmak zorunda kalıyor. Hiç gerek yok. Tamamen diyetisyeninizi alıyorsunuz, gidiyorsunuz gibi bir durum var şu an. Online sistem bu sebepten dolayı çok büyük bir rahatlık. Peki bu online sistem devam edecek mi? Şu an devam edecek tabii ki. Devam ediyor şu an. Yani tabii hasta, artık onlar sizin hastalarınız. Tabii artık online diyet sistemimiz gelişti zaten. Bu şekilde sürecek.
kişi gelemiyorsa, çok uzaktayım diyorsa, farklı bir şehirdeyse veya farklı bir ülkedeyse online sistem hizmeti veriyoruz. Evet, Avrasya Hastanesi de bir ayrıcalığı mıdır? Kesinlikle, kesinlikle. Hastalara da ayağına gidiyorsunuz. Direkt ayağına gidiyoruz. Hem kişi bu şekilde de çok mutlu oluyor çünkü görüntülü olarak konuşuyoruz. Evet. Bu sırada zaten istediği zaman bize ulaşıp istediği soruları sorabiliyor veya takıldığı, emin olmadığı noktalardan direkt bize ulaşıp yardım alabiliyor. Evet, güzel bir hizmet. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Peki Büşra Hanımcığım, online sistemde hastalarınıza ulaşıyorsunuz, onların sorularına cevap veriyorsunuz, diyetlerini devam ettiriyorsunuz. Bununla birlikte az önce dediniz ya, bağışıklık sistemlerini güçlendiriyoruz diye. Peki bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiriyoruz? Şimdi bu dönemde aslında pandemi başladı ve herkes hemen değişik bir multivitamin takviyelerine veya çok fazla değişik takviyelere başvurmaya başladı. Fakat bunların fazla kullanımını yine vücutta yan etkilerini görebiliyoruz. Kişi tahlil yaptırdıktan sonra eksik olan vitamin ve mineralleri alması daha doğru. Diğer türlü gereksiz fazla ürün kullanımı çünkü böbrekte de yük oluşturabiliyor. Fakat biz bunu beslenme yoluyla nasıl bağışıklığımızı güçlü tutacağız? Öncelikle su tüketimi çok önemli. Kişiler evde olduğu sürece su içmeyi unuttuk maalesef ki şu an tam yaz ayı. Vücudun suya ihtiyaç duyduğu aslında en yoğun bir ay. Günde bir tane maden suyu içebiliriz. Mineral, vitamin açısından, kaybettiğimiz mineralleri geri almak açısından ve mutlaka taze ve sebze meyve tüketimi. Şu an zaten her türlü sebzeyi yoğurtlayıp tüketebiliriz. Taze meyveleri, en güzel meyvelerin olduğu zaten Temmuz, Ağustos, Haziran tam mevsimindeyiz şu an. Fakat yine de burada minik bir uyarı yapalım. Fazla meyve tüketimi de yine özellikle kontrolsüz karpuz kabuğunu tüketimi, eğer kişinin şeker, diyabet hastalığı varsa aman dikkat diyelim. Bunlar da sonrasında kiloya çevirebilir. Bunun haricinde yine kişinin herhangi bir sağlık sorunu yoksa pekmez tüketebilir, doğal bal tüketebilir. Yine uygun bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı şeklinde uygun ölçüde. Tekrardan bu multivitamin vesaire, onları şu anlık kişinin yoğun bir ihtiyacı veya eksikliği yoksa hiç gerek yok. Peki ekmek tüketimi? Ekmek tüketimi, mutlaka ekmek tüketelim. Çünkü ekmeksiz diyet olmuyor aslında. Kişi direkt ekmeği kesiyor bu dönemde. Şu an herkesin pandemide biz kilo aldık. Hemen bir şekilde bunları vermemiz gerekiyor. Çünkü herkes tatile gidecek, maya bikini giyecek. Bir an önce zayıflamamız gerekiyor şeklinde ekmeği kesiyoruz. Yaptığımız en kötü şey aslında. Çünkü vücut ekmeksiz kas kaybedebiliyor. Mutlaka kişinin bir iki dilim tam tahıllı ekmeği bulunması gerekiyor. Ki bir sonraki öğünde de aslında hiç karbonhidrat almadığımızda kan şekeri seviyelerimiz daha çabuk oynadığı için kişi daha çabuk acıkıyor ve daha çok yeme eğilimini gösteriyor. Mutlaka bulunsun diyetlerimizde. Maalesef şöyle bir de olma var Güçlü Hanımcığım. İşte pilavda ekmek tüketimi, makarnada ekmek tüketimi. Peki bu ne kadar doğru? Şöyle aslında bizim ekmek değişimi dediğimiz ekmek yerine geçen gıdalar var. Bunlar yine makarnadır, pilavdır. Bulgu pilavı olabilir ve çorba olabilir. Biz bir şeyleri bir şeylerin yerine koyduğumuzda, yapboz gibi, örneğin kişinin o öğününde bir iki dilim ekmeği varsa onu çıkartıp yerine çorba ekleyebilir. Pilav, makarna, bulgur pilavı ekleyebilir. Diyette bunlar yasak değil. Sadece aslında biz kişiye sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırırken bunları yapboz gibi öğretiyoruz. Kişi ideal kilosunu kavuştuktan sonra 25, 30, 40, 50 kilo verdikten sonra birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra kontrol geldiğinde bile hala o kilosunu korumuş oluyor. Çünkü kişi artık diyet yaparken sadece diyet listesi vermek değil de onu bu sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırıyoruz. Kişi nasıl beslenmesi gerektiğini öğreniyor, bir şeyi fazla kaçırdığında nasıl dengelemesi gerektiğini öğreniyor. Örneğin o gün canı lahmacun çekti, pizza çekti, yedikten sonra evet Büşra Hanım bize bu şekilde öğretmişti, bu şekilde dengeleyelim diyerek dengeliyor onu aslında. O yüzden yasak yok. Pilav, makarna, bulgur pilavı, börek, simit hepsini tüketebiliriz. Sadece bunlar ekmek yerine geçtiği için önemli porsiyonları önemli bu durumda. Her pazartesi her hanımefendinin bir diyet programı diyet başlar. Başlama günü, evet. Peki, kesinlikle. Pazartesi günleri bu diyet başlama sendromlarından nasıl kurtaracağız kendimizi? Şöyle, pazartesi günü aslında biz kendimizi şartlıyoruz. Pazartesi günü başlayacağız şeklinde. Aslında bize her gün pazartesi olabilir. Çünkü diyetin başlama zamanı yok. Şu an bile başlayabilirsiniz ve diyete psikolojik olarak girdiğimiz an her şeyi yasaklıyoruz kendimize ve bu yüzden biz pazartesiyi genelde belirleriz. Haftanın başlangıcı diyetime gireyim fakat minik bir kaçamak yaptığımız itibaren diyoruz ki diyetim bozuldu. Artık bir sonraki pazartesiyi bekleyelim.
Hiç bozmuyoruz, tamamen devam. Bir kaçamak yaptıysak bile, herhangi bir tatlı bir yiyecek kaçırdıysak bile hiçbir şey olmamış gibi diyetimizi devam etmeliyiz. Çünkü bu şekilde sürdürülebilir olur. Yani diyette sadece kısıtladığımızda kendimizi, sadece haşlama vesaire light ürünlerle beslendiğimizde kendimizi eziyet etmiş oluruz. Tam aksine diyet aslında keyifli olması lazım. Benim yazdığım diyetlerde hastalarım diyetlere baktığında ne kadar keyifli, böyle miymiş diyet deyip ertesi hafta koşa koşa geliyorlar bu hafta ne yazacaksınız diye. Çünkü çikolata, kahvenin yanında çikolata keyifleri var. Simit seviyorlarsa sabah kahvaltılarına simit ekliyoruz. Sevdiği yiyeceklerin porsiyonlarını yazıyorum. Hatta lahmacun yazan diyetisyen diye hastalarım bana çok söylerler. Çok mutlu oluyorlar bu durumdan. Bu sebepten dolayı hiç kendilerine pazartesi belirlemeyip hemen her gün, her saniye, hatta şu an hemen başlayabilirler. Bizde şöyle bir olgu da var. Diyet dediğim zaman sanki hayatımızdan bütün her güzel yiyecekler çıkacakmış gibi geliyor. Evet. Bu ne kadar doğru? Aslında bu tamamen kişinin psikolojik yönünden, hani kişi tamamen şu an her şey bana yasaklandı deyip kendisini diyette mutsuz hissediyor. Mutsuz hissettiği şartlandırıyor. Şu an arkadaşlarıyla buluşmaya gitmiyor, dışarı çıkmıyor. Aman ben diyetteyim, sadece salatayla besleneceğim diye düşünüyor. Ve kişi bu diyet sürecinden mutsuz oluyor. Fakat diyet aslında mutluluk sürecidir. Diyetle birlikte, çünkü sağlıklı beslenmeyle birlikte kişi daha hafif hissedecek, daha o şişkinliği gidecek ve dolayısıyla mutluluğu da artacak. Kişi tamamen bunları kısıtlamak yerine biz yine porsiyonlarını söylüyoruz, bu şekilde dengeleyebilirsin diyoruz, fiziksel aktiviteyle birlikte bunu dengeleyebilir. Olduk bir akşam yemeğini kaçırdı. Ertesi sabah daha hafif bir kahvaltı yapalım, ertesi gün 2 saatlik 1 saatlik bir yürüyüşe çıkalım, o dengelenmiş olur o şekilde. Kişi kesinlikle kendisini mutsuz hissetmemeli, her şeyi bırakmamalı ve bir sonraki pazartesiyi asla bırakmamalı. Evet, peki Büşra Hocam. Çağın hastalığı olur işte. Tabii biz herkes yiyeceklere biraz ağırlık veriyoruz. Maalesef şu andaki yetişen bir kuşak var. O kuşakta anne yemeğinden ziyade hazır yiyecekleri daha çok tüketiyorlar. Peki bunu nasıl önüne geçeceğiz? Şöyle, şu an hızlı yaşamın gerektirdiği, herkes çok geç saatlere kadar çalışıyor, trafikte takılıyor, anne baba bir arada çalışabiliyor, eve çocuk geldiğinde kendi başına yemekleri yapması gerekiyor çoğu zaman ve kolayına kaçıp fast food söyleyeyim diye düşünüyor. Aslında bizim istediğimiz şey tencere yemeği, en sağlıklı yemek anne yemeğidir dediğimiz. Yani gelen sorulardan işte yemeklerimiz haşlama mı olsun, nasıl olacak, diyet yemeği usulü mü olsun, salçasız tuzsuz mu olsun, sadece tencere yemeği, annenizin yaptığı yemek şeklinde fırın olabilir, yine güzel bir zeytinyağlı yemeğimiz olabilir, güzel bir salçalı. Zaten bizim kültürümüzde aslında salçalı yemekler, evet. İşte tarhana çorbamız var, bulgur pilavımız var. Bunlar son derece sağlıklı ürünler aslında. Sadece biz bunları biraz daha hazır yaşama alıştığımız için unutmaya başladık. Bunlar son derece sağlıksız tüketilmemesi gerekiyor. Tüketilecekse de, çünkü çocuğa biz asla hamburger tüketme, asla pizza tüketme, fast food tüketme dediğimizde daha çok eğilim gösteriyor. Tükettiğinde haftanın bunu bir günüyle sınırlamak veya hafta, ayda 2-3 kez belki ailecek dışarıya çıkıp tüketmek çok daha sağlıklı olur. Veya kişinin evde üretimi, çocuğu çok hamburger seviyorsa evde birlikte bunu üretmek, çocukla birlikte hazırlamak çok daha faydalı olur. Kişi eğer kendisi çok yoğunsa, kendisi fast food yiyeceği mecburen tüketmek zorunda kalıyorsa, öncesinde pazar akşamı örneğin 2-3 çeşit soğuk zeytinyağlı hazırladığımızda dolapta zaten bozulmuyor zeytinyağlılar. Hafta boyunca paylaştırıp tüketilebilir. Ve mutlaka aslında önerdiğim bir şey daha var. Böyle haftalık menü planlaması. Pazartesi günü şunu yaparım. Salı günü dünden kalma zeytinyağlıyla işte yanına belki bir tavuk, belki bir köfte kızartırıp pişiririm şeklinde olabilir. Mutlaka menü planlaması çok önemli. Bu bizim tüm haftayı kurtarabilir. Yine dediğimiz gibi pişirme belki fırında olabilir, tencerede olabilir. Sadece derin yağın içinde kızartma istemiyoruz. Yoksa tavada hafif yağda kendi ve ızgara tavalar var. Onu da tabii ki de pişirebilirsiniz. Evet, sağlıklı olur. Pişirme tekniklerinden de bahsediyorsunuz biraz. Peki
pişirme teknikleri biraz açabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Sadece derin yağda kızartma istemiyoruz aslında. Tavada kendi yağıyla soteleyebilirsiniz, kendi yağında kızartabilirsiniz o ürünü. Sadece böyle çok yanmasını, yağın yanmasını ve ürünün etinin veya işte tavuğun, köftesinin yanmasını istemiyoruz. Yine buğulama şeklinde olabilir. Örneğin balık yapıyorsanız fırında olabilir. Tam mangal sezonu şu an aslında. Herkes mangallara gidiyor. Mangalda da sadece etin ateşe, aleve temas etmemesini istiyoruz. Orada böyle bir kanserojen madde oluşuyor. O siyah görüntü istemiyoruz aslında ette. Evet, etten bahsetmişken önümüzdeki süreçleri, tabii Temmuz ayı içerisindeyiz, ay sonunda kurban bayramı var. Evet. Şimdiden tabii ekranları başındaki izleyenlerimizin de bayramını tebrik edelim, kutlayalım. Peki kurban bayramında eti nasıl tüketsinler? Şöyle, kurban bayramında çok yoğun bir et tüketimine giriyor aslında. Evet. Kişi, özellikle kişinin kronik rahatsızlığı varsa, diyabet hastalığı varsa, kolesterolü yüksekse özellikle dikkat etmesi gerekiyor veya hipertansiyonu varsa, kişi eti kestikten sonra hemen kavurma yapıyor veya mangal yapıyor. Bu aslında etin sertleşmesine ve sindirim sorunlarına yol açıyor. Eti kestikten sonra bir 24 saat dinlendirmek gerekiyor ki pişirdiğimizde o lokum gibi kıvamına ulaşalım. Belki etin üzerine biraz kimyon serptiğinizde hazmı da kolaylaştıracaktır. Fakat yine porsiyon miktarına dikkat çekelim ki sonrasında farklı sağlık sorunları yaşamayalım. Yine tatlı tüketimi bayramda olmazsa evet, olmaz. Baklavalar yine açılacak. Etin yanında oluyor. Yine de birbirimize bu dönemde tabii çok gidip gelmek doğru değil evet. Bu süreçte. Fakat kişi kendi içerisinde tatlı tüketecekse yine hafif tatlıları şu an daha çok öneriyoruz. Baklava çok kalabalıkken yenilebilen bir yiyecek. Kendi evimizde böyle dondurma tarzı, muhallebi tarzı tatlar yapıp sevdiklerimizle birlikte, ailemizle birlikte tüketmemiz daha doğru olacaktır. Tabii yemek yedikten sonra biraz bizde hemen oturma ya da yatma gibi bir alışkanlık var. Peki bu ne kadar doğru? Aslında evet, yedikten sonra hemen uyumamak gerekiyor veya hemen yatmamak gerekiyor. Kan şekerinin düzenlenmesi için evet. Kişi evde bulaşıkların zaten o tarzı hanımlar yıkıyor ama beyler de eşlerine yardım edebilir bu süreçte. Veya evin içinde birkaç tur atabilirsiniz veya hemen yoğun bir spor, fiziksel aktivite önermiyoruz. Yemekten 1,5-2 saat sonra yürüyüş öneriyoruz ama minik hareketler, ev işi dediğimiz hareketleri yapılması daha doğru olur uyumaktan ziyade. Geç yemek yemeğe zarar var mıdır? Şöyle, yatmadan önce 2-2,5 saate kadar aslında tüketebiliriz. Fakat bu yoğun bir yağlı akşam yemeği değil de daha böyle minik ara öğün tarzında olabilir. Çok yoğun yağlı, yoğun kalorili bir yiyecek tükettiğimizde gece uyurken bizim sindirim sorunlarımıza da yol açabilir. Reflü hastalığı yapabilir özellikle. Bu sebepten dolayı 2-2,5 saatte sınırlandırıp minik bir ara öğün veriyoruz. Bu süt olabilir. Kişi kefir seviyorsa kefir olabilir. Yanında meyve kuru yemiş olabilir. Galeta peyniri olabilir. Kişiye göre bunu düzenliyoruz. Fakat çok yoğun kalorili bir yiyecek istemiyoruz bu dönemde. Peki Büşra Hocam, Kanal 78 izleyenlerimize bir diyet listesi önerisinde bulunur musunuz? Şöyle, mutlaka dediğimiz gibi güzel sabah uyandığımızda bir saat içerisinde kahvaltı edelim. Yani kişinin kahvaltıyla başlayalım. Bazı kişinin kahvaltı alışkanlığı yok. Biliyor. En azından bir meyve, kahve, çoğu kişinin kahve tüketimi sabah alışkanlığı oluyor. Kahvenin yanında birkaç kuru meyve, taze meyve olabilir. Güzel bir protein kaynağı veya sebze yemeği veya kuru baklagil olarak seçtiğimiz öğlen yemeği olabilir. Yanında yoğurdumuz, cacığımız, yine bulgur pilavımız, makarna veya tam buğday ekmeği şeklinde. Sonrasında küçük bir ara öğün yapabiliriz. Burada sütlü kahve tüketebilirsiniz. Taze meyve yanında kuru yemiş tüketebilirsiniz. Kuru meyvelerden yardım alabilirsiniz. Veya kuru yemişlerden. Siz de kuru yemişleri çok seviyorsunuz. Sandık badem. Onlarda da yine porsiyon miktarına dikkat. Çünkü yağ kaynağı olarak geçtiği için yine bizi kilo aldırabilir. Yine güzel bir akşam yemeği sonrası bitki çayı veya eğer kişinin uykusuzluk çekiyorsa örneğin rezene çayı, papatya çayından yardım alarak artık yavaş yavaş uyumaya geçebilir. Evet, sıvı tüketiminde çay ve kahve suyun yerine geçer mi? Aslında geçmiyor. Kişi çok fazla bunları tükettiğinde, örneğin kişi çok fazla kahve içtiğinde veya çay tükettiğinde susuzluk hissini unutuyor ve su içmeyi unutuyor. Yerine geçmez. Hatta fazla çay ve kahve tükettiğimizde, 5 bardağın üzerine çay kahve tükettiğimizde özellikle vücuttan su atımını hızlandırıyor. Bu da bizim için sağlıksız duruma geçiyor.
Hep söylerim, bir bardak çay veya kahve tükettiğinizde mutlaka yanında da bir bardak su tüketelim diye. Düşün hocam, bazı diyete giren hastalarımızda kalıtsız sorunu yaşandığını duyuyoruz. Peki bu neden oluşur? Şöyle, kişi eğer yeterince lifli beslenmiyorsa, suyunu eksik içiyorsa kabızlık problemi yaşanabiliyor. Fakat kişi herhangi sebzesini güzel tüketiyorsa, lifli meyvelerini güzel tüketiyorsa, suyunu da güzel içiyorsa böyle bir problemle zaten karşılaşmıyoruz. Bu durumda ne yapılabilir? Önce bir suyunu sorgulayacağız. Gerçekten suyunu içiyor mu? Çünkü istediğimiz aslında su miktarı 8 bardak ve üstü. Kişi diyor ki şu anım benim su içme alışkanlığım yok. Ben maksimum 5-6 bardak, bazen gün geliyor 2 bardak anca içebiliyorum. Her zaman önerim böyle aromalı sular. Suların içerisine şu an tam mevsim kiraz atabilirsiniz. Biraz nane yaprakları koyabilirsiniz. Birkaç dal maydanoz eklediğinizde hem ödamatıcı su yapmış oluyorsunuz hem de o suyun aslında tadını baskıladığınız için biraz daha su içme alışkanlığı kazanıyorsunuz. Eğer ki kişinin tansiyonu varsa burada da uyaralım. Çok fazla limon dilimleri veya değişik zencefil parçaları gibi şeklinde besinler içerisine, suların içerisine atmasınlar. Çünkü çok duyuluyor. Yani. Suyun içerisine şu an biz tarçınlar atıyoruz, şunları atıyoruz. Kişinin, limon çok sıkılıyor. Kişinin örneğin bir hipoglisemisi varsa, yani şeker düşüklüğü dediğimiz durum varsa, 2 saat aç kaldığında elde ayakta titreme oluyorsa hipoglisemi belirtisi olabilir. Lütfen baktırsınlar. O durumda örneğin suya tarçın koyduğumuzda aslında kan şekerini daha da düşürüyoruz biz. O durumda kişi komaya girebilir. Yani mutlaka eğer herhangi bir sağlık sorunu yoksa tarçın eklesinler. Fakat hipoglisemi gibi bir durumu varsa eklememesi gerekir. Yine başa geri dönelim. Kabızlık demiştik. Su tüketimimizi hallettik. Bakıyoruz sebze tüketiyor muyuz yeterince? Çünkü yine az önce bahsettiğimiz gibi fast food'dan zengin besleniyor olabiliriz. Veya et ağırlıklı besleniyor olabiliriz. Sebzeyi birazcık da hayatımızda veya salata özellikle almamız gerekiyor. Ve probiyotik kullanabilir kişi. Probiyotik takviyeleri var şu an. Eğer yeterince probiyotikten zengin beslenemiyorsak probiyotik tabletleri veya saşa ürünleri de olabiliyor. O şekilde onlardan yardım alabiliriz. Bağırsaklarımıza zaten faydalı doz bakteriler olduğu için fayda sağlayacaktır. Evet, tabii sıcak yaz günlerinde çok ağır yemeklerden de kaçınmamız, evet, kaçınmamız gerekiyor. Özellikle çok yüksek kalorili, yağlı, çok yoğun salçalı ve çok acı yiyeceklerden kaçınmamız gerekiyor. Kişi zaten onları bir anda tükettiğinde kan şekeri hızla yükseldiği için bir ağırlık çöktü diyor bana. Bir uyku uyumam gerekiyor diyor. Fakat düzenli beslendiğimizde o akşam sebzemizi, işte yanında uygun miktarda tavuğumuzu, köftemizi, balığımızı tükettiğimizde kişi daha enerjik olmaya başlıyor. Aslında diyet dediğimizde kişinin zayıflayacak, vitaminsiz kalacak düşüncesi değil de diyet yaptığımızda, bizim doğru beslendiğimizde vücudun enerjisi artıyor, daha güzel gözükmeye başlıyorsunuz, cildiniz güzelleşiyor, saçlarınız güzelleşiyor. Yani diyet demek tamamen kişinin sağlıklı bir şekilde vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri ekleyerek beslenmesi demek. Yoksa diyet yaptım, halsiz kaldım, zayıflayacak, bağışıklığı düşecek diye bir şey kesinlikle yok. Tabii bu şikayetler biraz da kendi başınıza diyet yaptığınızda oluyor kesinlikle. Çünkü kişi ekmeği kesiyor, çok az besleniyor. Bazı sağlıklı, sağlıksız yiyecekleri özellikle çok fazla tüketiyor sağlıklı zannedip. Örneğin light ürünleri kişi sağlıklı zannedip çok fazla tüketiyor. Peki, aslında light ürünler şöyle, aslında light ürünler dediğimiz bir şeyi azaltırken bir şeyi artırıyor içerisinde. Örneğin light bir bisküvi dediğimizde içerisinde şeker oranını çok azaltıyor. Light etiketi başta altında, fakat bir bakıyoruz ki yağ oranı çok yüksek light üründe. Bir kişi bunu bilmediği için, etiket okuma alışkanlığı olmadığından dolayı sınırsızca bu light zaten herhangi bir şeker içermiyor, sağlıklı deyip tüketebiliyor ve kilosunu etkiliyor dolayısıyla. Bu sebepten dolayı light deyip ben light ürün de çok yazmıyorum, yazmamaya çalışıyorum. Daha çok yarım yağlı öneriyorum yoğurtları, sütleri. Özellikle kalp hastalığı veya diyabet gibi bir sorunu varsa diyorum ki yarım yağlı yeterli olur, çok da sağlıklı. Veya hiçbir sağlık sorunu yoksa tabii ki tam yağlı süt ürünleri tüketebilirler. Peki
sağlıklı kilo vermek için mutlaka diyetisyenine gelmeleri. Kesinlikle. Kendi başlarına diyet yapmasınlar. Çünkü değişik sağlık sorunlarına sonuç verebiliyor. Örneğin böbrek rahatsızlığı oluşabiliyor. Kişiler farklı çaylar, ürünler sınırsızca kullanabiliyor. İşte komşum kullandı şu kadar kilo verdi, diğer komşum bunu kullanmış bu kadar vermiş, ben de kullandım deyip farklı gerçekten karşılaşıyoruz bu durumlarda. Ama bakıyoruz böbrek bedeni birbirine uymuyor. Ki o ürünler sağlıklı ürünler değil, böbreklerimizin fonksiyonlarını direkt bozan ürünler. Kullandım hiçbir şey olmadı diyor, fakat birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra etkisi ortaya çıkıyor ve bize yönlendiriliyorlar ve keşke oluyor. Bu keşkeleri yaşamamak için en başından çok kolay diyetisyenize geliyorsunuz. Evet. Size uygun programı oluşturuyoruz ve bir süre sonra aslında kişinin çok hoşuna gitmeye başlıyor. Bazı kişiler sadece şu an biz sizin için geliyoruz diyor. Çünkü öyle bir enerjiye kalıyoruz ki sohbet etmek de keyifli oluyor. Kişinin hayatına müdahil oluyorsun ve onun hayatıyla ilgili her şeyi bilmeye başlıyorsun. Bu süre zarfında zaten kişiler gayet de memnun kalıyor ve hedef kiloya yaklaştıkça da kişiler daha çok verme azminde oluyor. Örneğin hedef kiloyu belirlediysek birkaç daha kilo, birkaç daha kilo diye zaten kişiler istediği kiloya sağlıklı ulaşıyor. Diyeti keyifli haline getirmenin yolu diyetisyene gelmek. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle diğer türlü, çünkü kişi kendisini çok mutsuz bırakıyor. Değişik, özellikle hazır diyet gördüyse, hazır diyetlere baktıysa tamamen tek tip beslenme üzerine oluyor. Örneğin sadece değişik diyetler çıkıyor. Patates diyetidir, İsveç diyetidir, su diyetidir. Kişi sadece lahana tek bir diyet, lahana diyetidir. Tek bir besinle besleniyor ve diyor ki işte 3 günde 5 kilo verdim. Aslında sizin o kaybettiğiniz 5 kilo kas ve sudan oluşuyor. Yağ gitmez o kadar kısa bir süre içerisinde. Biz detoks verirken kişilere uygun detokslar veriyoruz, sular veriyoruz, 1-2 günlük detokslar veriyoruz. Ama bu yine kişiye özel oluyor. Bakıyoruz o hafta biraz ödemi mi fazla veya biraz karın bölgesi yağlanması mı fazla. Hemen birkaç günlük bir detoks verebiliyoruz. Fakat bunun uzun süre yapılması kişiye ciddi yan etkiler sağlayabiliyor. Yine yanlışlardan birisi gün içinde yemek yememek ve tek öğün yemek yiyip beslenmek. Evet, kişi çok yoğun olabiliyor, bazen fırsat bulamayabiliyor veya çok yoğun çalışıyor, trafikte oluyor, çok geç eve gidiyor. Sadece tek öğün veya iki öğün beslenmek zorunda kalıyor. Burada yine o kişinin hayatına göre adapte etmeye çalışıyoruz ama sadece tek öğünle beslenerek zayıflanmaz. Kişinin kendini aç bırakarak da zayıflaması çok doğru değil. Çünkü bu sefer bir sonraki öğünde daha fazla yemek tüketmek istiyor ve kan şekeri dengesini bozmuş oluyor. Veya bu aralar böyle yoğurdun içerisine pul biber, limon vesaire yani. Çok duyuyoruz. Bunları yatmadan önce tüketelim veya sabah aç karnına tüketelim şeklinde. Lütfen bunları yapmayın, çünkü reflü hastalığı kendisini baş gösterebiliyor. Özellikle gece yatmadan önce yoğurdun içine limon ve acı pul biber direkt midemize yakabiliyor ve siz aslında rahat uyuyacakken o mide yanmasından dolayı uyuyamayabiliyorsunuz. Eğer bunu seviyorsak tabii ki öğünün yanında, ana öğünümüzde yoğurdumuzun içerisine pul biber koyabiliriz. Fakat yatmadan önce veya sabah aç karnına kalktığımızda bunları yaparsak çok ciddi sağlık sıkıntılarıyla karşılaşabiliriz. Peki bölgesel zayıflama nedir? Şöyle, bölgesel zayıflama kişinin örneğin elma tipi ve armut tipi dediğimiz iki farklı tip vardır, vücut tipleri vardır. Biraz da burada genetik faktör de rol oynuyor aslında. Tip kadını biraz daha basenli oluyor, biraz daha balık etli oluyor. Kişi sadece benim karnım göbeğim var diyebiliyor veya sadece basenlerim var diyor. Bunu spor, fiziksel aktivite ile birlikte destekliyoruz aslında. Ve bazı yiyecekler tabii biraz daha o yöne doğru düzenliyoruz. Örneğin yoğurt çok iyi bir karın yağlarını yaptıran bir besinimizdir aslında. Nohut yine aynı şekilde. Nohut haşlayıp salatalarınızı koyabilirsiniz. Yanında bir bardak ayranla. Veya ananas aslında kefirle birlikte gece yatmadan 2 saat önce son ana öğünümüzde bir dilim ananasla bir bardak kefirle güzel bir ara öğün yapabiliriz. Bu bizim karın bölgesi yağlanmamıza yardımcı olur. Kefir de çok sağlıklı probiyotik bakteriler içeriyor özellikle. Yine kabızlık sıkıntısı çekiyorsanız, içerisine örneğin kuru kayısı, sade kefir içemiyoruz diyenler var. Kuru kayısı veya sevdiğiniz meyveleri içerisine robottan, blenderdan geçirerek tüketebilirsiniz. Aslında diyet keyifli hale geldiği zaman kendinize ızdırap vermemeniz için
keyifli hale getirmeniz gerekiyor. Eğlenceli bir hale getirmek için de işte ufak ufak böyle trikler yapmak gerekiyor minik. Kendimize iyi gelen şeyler. Örneğin kişinin bir kahve çikolata keyfi varsa onu o şekilde yazıyoruz. Örneğin benim sadece saat 10'da bir kahvem, bir çikolatam var diyor Büşra Hanım ve bundan ben mutluluk duyuyorum, çalışırken daha iyi konsantre oluyorum diyorsa diyorum tabii ki bunu niye kısacağız? Bir küçük bir kare çikolatadan kimse kilo almaz, kilo vermez de. Yine kişi örneğin diyorsa ben makarnadan vazgeçemiyorum, onu haftanın birkaç güne ekleyebiliyoruz. Diğer türlü kişi çünkü mutsuz oluyor bu süreçte. Peki kahve tüketimi nasıl olmalı diye? Kahve tüketimi aslında 5 fincan ve üzeri tükettiğimizde vücuttan daha fazla su atımına sebep olabiliyor. Ve vücudumuz susuz kaldığında çok ciddi yan etkilerle karşılaşabiliriz. Evet. Baş dönmesi gibi, bulantı gibi kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Çoğu zaman aslında biz acıkmıyoruz, sadece susuyoruz. Bu dönemde böyle çok sık acıkıyorsanız eğer bir bardak su için bekleyin bir 5-10 dakika, hala acıkıyorsanız, hala o acıkma hissi varsa gerçekten oturup yemek yiyin. Çünkü bazen sadece su içtiğimizde bile evet ben susamışım aslında, acıkmamışım oluyor. Çay kahvede de bu şekilde, çok fazla çay kahve tükettiğimizde o açlık hissini bastırmayı planlıyoruz aslında. Çay kahve içeyim de işte aman diyetim bozulmasın, açlık hissim gitsin diye kendimize aslında iyi bir iyilik yapmış olmuyoruz. Kişinin tansiyonu varsa özellikle çay kahve tüketiminde dikkat etmesi gerekiyor. Çarpıntısı varsa, kalple ilgili bir sorunu varsa. Yine bitki çayları da bu kategoride. Özellikle yeşil çay evet metabolizma hızlandırıyor diyoruz. Günde 2-3 fincana kadar tüketebilirsiniz diyoruz. Fakat tansiyon hastasıysa, tiroid hastasıysa, kalp çarpıntısı varsa özellikle yeşil çay tüketmemesi gerekir. Ve tansiyon ilacı kullanıyorsa özellikle. Çok rastlıyoruz. Kişiler tansiyon hastası. Tansiyon ilacı kullanıyor ve 2-3 fincan yeşil çay içiyor. Sonrasında kendilerini kötü hissetmeye başlıyorlar. Eğer ki ilaç kullanıyorsanız mutlaka bizlere sorun hangi bitki çayını tüketelim şeklinde. Çünkü ciddi yan etkiler kendisini baş gösterebiliyor. Şöyle diyebilir miyim? Aslında diyet her şeyden yemek ama ölçülü yemek, porsiyonlu yemek kesinlikle. Her şeyi tüketebiliriz. Kişinin sevdiği her şeyi tüketebilir. Fakat belirli porsiyonlar, belirli ölçüler ve dengeler eşliğinde. Kişi örneğin kısırı çok seviyorsa öğlen yemeği olarak kısır tüketebilir. Diyoruz ki sabah işte ekmeğini şu şekilde değiştir, akşam ekmeğini şu şekilde değiştir şeklinde. Veya o gün fiziksel aktivitesini arttır. Kişi bazen spor fiziksel aktivite olarak fitness salonlarına gitmeyi sevmiyor ki bu dönemde çok önermiyoruz. Eğer ki hijyen açısından spor salonunun mutlaka baksınlar spor salonuna yazılacaklarsa işte sosyal mesafe korunuyor mu, belirli hijyen şartlarına uyuluyor mu şeklinde. Kişi evde en basiti dans edebilir, çok güzel kalori yaktırıyor, dışarıda minik yürüyüşler yapabilir, böyle daha tenha, daha merdiven inip çıkabilir kesinlikle veya ip atlayabilir evde. Ya da pilates, kendi eğer evde aletleri varsa birçok pilates uygulaması var, onlardan yardım alabilir. Aslında en kolay, en sağlıklısı yürüyüş. Yürüyüş, sabah veya akşam hiç fark etmez, sadece hemen yemek tok karnı üstüne olmasın. Yemekten 1,5-2 saat sonra yürüyüş yapılabilir. Şu da olmasın değil mi? Yürüyüş yaptıktan sonra gelip işte kendileri bir ziyaret edecek misin? Kesinlikle, kesinlikle. Çok yürüdük. Yanlışlardan biri çok bu. Yürüdük bugün. İşte bir dondurmayı hak ettik, bir tatlıyı hak ettik şeklinde olmasın. Yoksa yürüyüşümüz boşa gitmiş olur. Hani kendilerini ödüllendireceğim deyip de cezalandırmasınlar. Kesinlikle. Zaten bu ödül de çok soruluyor. Ne kadar yapalım şeklinde. Evet. Sevdiğiniz yeme haftanın bir öğünü, iki öğünü tüketebilirsiniz veya sevdiğiniz bir tatlı varsa örneğin dondurma yaz aylarında haftanın 2-3 günü ben kendi hastalarıma yer veriyorum. Çünkü daha çok böyle çikolatalı, yoğun, karamelli dondurmalar yerine meyve dondurmaları tercih edebilirler, sade dondurma tercih edebilirler veya dondurmalarını evde kendileri yapabilir. Nasıl yapacağız dondurmamızı? Evet, muz, çilek direkt buzluğa atıyorsunuz. Özellikle muzla çok güzel oluyor. Donmuş muzu çıkartıyorsunuz, robotun içerisine atıyorsunuz.
İçerisine bir kaşık kadar da süt ekliyorsunuz. İçerisine istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Damla çikolata çok yakışıyor. Fıstık ezmesi çok yakışıyor. Veya Hindistan cevizi parçaları koyabilirsiniz. Kuru Hindistan cevizi. Hepsini robottan çektikten sonra tadına inanamayacaksınız. Çünkü dondurmadan hiçbir farkı kalmıyor. Hem çocuklarınıza da bu şekilde yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de ev yapımı. Evet, çocuklardan bahsetmişken, peki çocuklarımızın beslenmesine nasıl dikkat etmeliyiz yerlerimiz? Evet, çocuklar genelde iştahsız oluyor. Evet. Ve sebze yemeği reddedebiliyorlar. Özellikle küçük yaş grubunda ise 4-5-6-7 yaş grubuna kadar reddedebiliyorlar. Veya ev içerisinde eğer anne ve baba tüketmiyorsa, özellikle babalar bu dönemde biraz daha sebzeden az tüketebiliyor. Babanın veya annenin sebze tüketim alışkanlığı yoksa veya değişik besinler, herhangi işte tavuk olur, köfte olur, balık tüketim alışkanlığı yoksa, çocukta zaten annem babam benim tüketmiyor, ben niye tüketeceğim şeklinde oluyor. Veya evde bir bireyin sürekli asitli içecekler veya sağlıksız yiyecekler, paketli ürünler, cipstir, bisküvidir tüketim alışkanlığı varsa, çocuk da bunlara meyilli oluyor aslında. Ve ana öğünde yemek yemek yerine ana öğünden öncesinde hemen işte bir çikolata olur, bir cips olarak tüketip bir sonraki öğünde daha az yemeği reddedebiliyor. Anneler çocuklarıyla birlikte yemeği hazırlayabilir. Çocuklarda bir merak uyandırabilir. Veya tabakta yemese bile onu tabağında bulundurması çok da faydalı olacaktır. Yine anne ve babanın veya evdeki diğer kişilerin, abla, abi, kardeşi vesaire varsa, hepsinin tabağına o yiyeceği, çocuğun reddettiği yiyeceği alması, çocuk da zaten benim ailem bunları yiyor, ben de bir tadına bakayım merak uyandıracaktır. Veya bir şeylerin içerisine gizleyebilirsiniz. Sebze çorbaları, mercimek çorbasının içerisine her türlü sebzeyi koyabilirsiniz. Veya krepin içerisine havuç rendeleyebilirsiniz, kabak rendeleyebilirsiniz. Hiç anlamayacaktır çocuklar. Veya püre seviyorsa, örneğin patates püresi, değişik sebzelerle onu ezdiğinizde çocuklar anlamayacaktır. Tabii ebeveynlerin yapmış olduğu en hatalardan biri de işte çocuğa çok fazla yedirmek ve çocuğu işte şişman diye obez bir çocuk haline geçmek. Sanki evet. Şişman çocuklar böyle çok sağlıklıymış. O biraz daha böyle zayıf çocuklar daha böyle sanki hastalığa eğilimli gibi geliyor ama bu da yanlış bir olgu. Şöyle, anne çocuğum aç kalacak, hastalanacak korkusuyla zorla çocuğa yedirmeye çalışıyor. Anneanne, babaanne olabiliyor ve o şekilde zorla yedirdiğimizde çocuk o yemekten irite oluyor. Sevdiği bir yiyecekse artık bir sonraki denemede reddedebiliyor. O anda, o saatte çocuk yemeği reddediyorsa tamam deyip artık bir sonraki öğüne kadar sana bir şey yok, bir sonraki öğünde bekleyeceksin şeklinde bir tavır koyduğunuzda aslında çocuk beklemeyi de öğrenecek. Ve sonrasında tekrar deneyebilirsiniz. Örneğin öğlen yemeğini yemek istemedi. Minik bir ara öğün yaptırabilirsiniz bir taze meyveyle. Sonrasında tekrar akşam yemeği. Bu sayede çocuk bir sonraki öğüne kadar acıkacak ve evet, öğlen ben istemediğim için annem bana yemeği vermedi. Bu sefer acıktığı için yemeye başlayacak. Fakat sürekli zorlarsak, işte çoğu anneler burnunu kapatıp çocuğa zorla yedirmeye çalışıyor. Veya köşeye sıkıştırıp zorla ağzına vermeye çalışıyor. Bu çocuk da artık yemeğe karşı bir irite başlıyor. Ben yemek yemek istemiyorum. Çünkü yemek ona keyifli bir hal değil de artık eziyetli bir hale dönüşmeye başlıyor. Evet. Ne kendimiz ne de çocuklarımızı asla işte diyetten soğutmayalım. Kesinlikle sağlıklı beslenmeyelim. Eğer ki sağlıklı bir süreç takip edeceksek mutlaka diyetisyenimize başvurmamız gerekiyor. Bir diyetisyenimiz olsun. Kesinlikle. Özellikle çocukların kilo problemi varsa veya bazı çocuklar çok zayıf olabiliyor. Sadece tek tip beslendiği için, sadece örneğin benim çocuğum makarna yiyor diye gelen anneler oluyor veya sadece çorba içiyor diyen anneler oluyor. Bize getirsinler. Hatta hiç unutmam, minik bir hastam vardı. 7 yaşındaydı. Sadece çorba içiyordu. Yayla çorbası. Başka hiçbir şey tüketmiyordu. Yoğurt tüketmiyordu. Sebze tüketmiyordu. Her hafta düzenli bir şekilde annesiyle geldi. Ben ona burada yoğurt denettirdim. Değişik sebzeler denettirdim. Birlikte burada onları yiyerek aslında öğrendik ve sonrasında şu an annesi o kadar mutlu ki her türlü sebzeyi yemeye başladı, her türlü yiyecekleri yemeye başladı ve kilosu normale döndü şu an. Sağlıklı bir çocukluk geçirmeye başladı. Bu şekilde getirsinler. Çocuğu aslında ona yaklaşarak, onun dilinden konuşarak bu alışkanlıkları kazanmasına yardımcı oluyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şu an hocam gerçekten çok güzel mesajlar aldık sizden.
ve ekranları başında bize izleyen Kanal 58 izleyenlerimize konumuzu toparlayacak olsak nasıl noktalarız efendim? Evet, mutlaka bu dönemde eğer ki kilo aldıysanız gelin birlikte bunu aşalım. Çünkü evet, tek başınıza denemeyin. Özellikle pandemi sürecinde herkes kilo aldı. Stresli oldu. Mutlaka dahiliye doktorlarımıza muayene olun. Mutlaka kan tetkiklerinizi yaptırın ki herhangi bir sağlık sorununuz evet, ortaya çıkmasın. Şu anda zaten korkmanıza gerek yok. Tamamen güvenilir ve hijyenik bir şekilde tüm muayeneler yapılıyor. Mutlaka ilk aşamada kan tetkiklerimiz, sonrasında diyetle birlikte sağlıklı zayıflama. Yine bayram yaklaşıyor. Öncelikle herkese hayırlı evet, mutlu bayramlar dileyelim. Lütfen bayramda da porsiyon kontrolünü elden bırakmayalım ki yine farklı sağlık sorunlarına yol açmasın. Eğer ki herhangi bir sorunuz olursa bizlere zaten her zaman ulaşıp sorabilirler. Online diyet sistemimiz de yine devam ediyor. Kişi gelemiyorsa veya uzaktaysa bizlere online diyet sistemiyle ulaşabilir. Peki, ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz güzel bilgilerden dolayı ve başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Olsun. Çok sağ olun. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bu hafta Şifa Kapısı programımızda diyetisyenimiz Büşra Şengel bizlerle birlikteydi ve kiloyla ilgili, diyetle ilgili merak edilen tüm sorularımızın cevabını Büşra Şengel'den aldı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve siz değerli Şifa Kapısı programı izleyenlerimize, Kanal 58 izleyenlerimize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı, sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse İnsan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.